Yanlarından geliyorum. Hazırlıklar için emir verdiler. Yakında yola revan olacaklar. Açık vermedin değil mi? Bayezid bunun arkasında bir oyun olduğundan şüphelenmemiştir inşallah. İçiniz rahat olsun. Şehzade Bayezid'in şüpheleneceği hiçbir vaziyet yok. Rahmetli Şehzade Mustafa'nın yolundan gidenler hakikaten Rumeli'de tehlikeli bir kuvvet oluşturmuş haldeler. Hünkârımıza müdahale emri verdiler. Biz sadece ateşi daha da körükleyeceğiz. İsyan hiç tahmin etmediği kadar büyüyecek. Şehzade Bayezid bu vazifenin yükünü sırtlanamayacak. Şehzade Mustafa'yı sevenlere kılıç çekemeyecektir. Mehmet Paşa haklı. Şimdiden şehzademizin gözlerinden tereddüt okunuyor. Hala. Bayezid de Mustafa abim gibi kendi felaketine yürüyecek. Selim, emrime rağmen payitahttan ayrılmamış. Harimiyle birlikte mermer köşkte kaldığını işittim. Aranızdaki husumet ziyadesiyle uzadı. Birbirinizin üzerinde gücünüzü denemekten vazgeçin artık. Hurican'la nikahlandığımı hünkârımıza ifşa edecek. O vakit onu elimden kimse alamaz. Yapmayacak. İkaz ettim. Selim yapmaz, Selim zinhar bu işe bulaşmaz demiştiniz. Ne oldu? Her zamanki gibi perdenin arkasından o çıktı. Benim ona itimadım yok validem. Sizin de olmasın. Ya onun yanındasınız ya da benim. Ortası yok bunun. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya sağ gözünü çıkarat diyorsun bana ya da sol gözünü. Sakın benden bunu isteme. İkiniz de benim evladımsınız. Hatalarınızı hoş görür affederim. Bir orta yol bulmak için tüm gücümü kullanırım. Lakin hünkârımız öyle değil. O affetmez. Şehzade Mustafa'nın idamı da bunun ispatı. Unuttun mu? Ne bir babanın evladına kıydığını unutabilirim. Ne de buna neden olanları. Hepsi aklımda validem. Hepsi. Mühürlemeniz icap eden bazı evraklar var Sultan. Bilahare getirirsin var. Gel. Sultanım, Nurbanu Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım, beni emretmişsiniz. Şehzademin üzerindeki tesirinin farkındayım. Vaka, bu yüzden seni onun yanına gönderdim. Bu güce sahip olduğun için. Ancak senin vazifen, evladımı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve düşmanlarımıza karşı uyanık kalmasını sağlamaktı. En başından beri. Yaptığım şey bu biliyorsunuz. Bildiğim şeyler var elbet. Lakin bilmediklerim yanında deve de kulak. Öyle değil mi? Bir kabahat mi işledim yoksa sultanım? Sendin değil mi? Hurcihan'ı payitahta çağıran, Şehzadem Bayezid'in nikahını ortaya döken sendin. Haşa sultanım,
Eğer bir daha şehzadelerimin arasını bozar, onları birbirine düşürecek bir şey yaparsan, seni diri diri bir çuvalın içine koyarım. Sonra da boğazın serin sularına atarım. Anladın mı beni? Sultanım. Bağışlayın beni sultanım. Ben her daim size sadık kaldım. Canım yolunuzda feda olsun. Tek arzum şehzademi korumak. Zira vaziyeti iyi değil. Hayli huzursuz. Sizin desteğinize muhtaç. Bilhassa bugünlerde. Ne olur onu yüz çevirmeyin. Üzerimizden desteğinizi, ilginizi, dualarınızı eksik etmeyin. Evladıma desteğim daimdir. Her ne kadar düşmanlarımız birbirimize düştüğümüz günü görmek isteseler de umduklarını bulamayacaklar. Aksine birlik olduğumuzu görecekler. Ahmet Paşa'nın hediyesi. Eski halinden eser yok. Pek değişti Gülfem, pek. Çok zarifmiş sultanım. Şehzade Selim mermer köşkteymiş. Haberiniz var mı sultanım? Göz önünde değil işte. Bayezid'e yetmiyor mu bu? Zaten bugünlerde kovulan kovulana. Rüstem'in hali pürmelali. Kapının önüne konuverdi işte. Allah şahit, Rüstem Paşa'yı günahım kadar sevmem. Lakin Şehzadem Bayezid'e verdiği desteğin farkındayım. Onun sarayda olma işi hiç ayrı alamet değil. Kurtla kuzu birbirine karışmış anlaşılan. Sen Rüstem'in öyle Bayezid'in yanında yer aldığına hiç aldanma. O bir eliyle okşar, diğer eliyle de sırtından vurmak için hançer taşır. Mesele neymiş? Rüstem Paşa neden benimle görüşmek istiyor? Sinan Paşa ile alakalı olsa gerek, ölümü paşamızı bir hayli sarstı. Bu vezir. Yukarı, aşağı, sola, sağa hareket edebilir. Ne gibi? Kale gibi. Ama aynı zamanda çapraz hareket edebilir. Fil gibi. Bu da şah. Oyunun en mühim taşı. Bunu kaybedersen oyun biter. Mağlup olursun. Gel. Sonra devam ederiz aslan. Dairemi götür. Gelirim birazdan. Hayrola Nurbanu? Ne bu halin? Hürrem sultanımız. Şehzade Bayezid'in nikahını işittiği için bize kızgın. Desteğini esirgemediğini söylese de sözleri inandırıcı değil. Belli ki sana verdiği sözü unutmuş. Validemin benim yanımda olmadığını çoktan idrak ettim Nurbanu. Ondan medet umacak değilim. Bundan sonra kendi işimi kendim halledeceğim. Sultanım. Rüstem Paşa. Kardeşin Sinan. Sinan Paşa. Mühim bir devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olun sultanım. Üsküdar'daki saraya geri dönmüşsün. Başka seçeneğim kalmadı. Nereye sığınsam buldular beni, peşime düştüler. Allah razı olsun Şehzade Bayezid. Bu sefer daha fazla muhafız tahsis ettiler.
Buna rağmen kelle koltukta yaşadığım aşikar. Hepimiz çok ağır kayıplar verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Savaş hız kesmiyor. Şimdi sıra sizde. Ne demek istiyorsun? Siz seçiminizi yaptınız mı? Kimin yanındasınız? Şehzade Beyazıt'ın mı? Şehzade Selim'in mi? Ben evlatlarım arasında seçim yapmam. Birini tercih edersem diğerinden vazgeçmiş olurum. Kendimden vazgeçmiş olurum. Sultanım. Soran Sancak Bey'i kim olacak belli değilken hünkârımızın kulağına Şehzade Selim'in ismini fısıldayan sizdiniz. Bunu Şehzade Beyazıt'ı korumak için yaptınız. Gayet yerinde bir karardı. Lakin sonra caydınız. Şehzade Selim'in yanında saf tuttunuz. O vakitler her şey farklıydı. Şehzade Mustafa hayattaydı. Şimdi başka bir dünya var. Şehzadelerimin ikisi de bir benim için. Başka bir dünya oldu aşikar. Ve o dünyada bir taraf olmanın imkanı yok. Bunu er ya da geç siz de anlayacaksınız. Asla üstad. Asla. Nerelere düştük Atmaca? Sorma. Sinan Paşa'nın katili diye bütün şehir peşime düştü. Rüstem Paşa var bu işin arkasında. Tüm itibarını kullanıyor peşine adam takmak için. Yoksa böyle yaygara kopmazdı. Akıbeti kardeşininki gibi olacak diye çekiniyor. Yine kaçtı elimden. İster misin bir nakkaşa suretini çizdirip duvarlara astırsın? Neyse. Daha emniyetli bir yere gidelim. Diyeceklerim var. Rüstem Paşa. Şehzadem. Sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Gel. Daha iyisindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım Şehzadem. Kardeşim Sinan Paşa'nın ölümü beni bir hayli müteessir etti. Lakin toparlanıyorum. Kardeş acısının nedenini zor olduğunu gayet iyi bilirim Rüstem. Tesirinden kurtulmak zordur. İçimde yanan bir ateş var. İntikamımı almadan o ateş sönmeyecek. Merhum Şehzade Mustafa'nın silahları Atmaca. Her şeyin müsebbibi o. Defalarca canıma kastetti. En sonunda da gözümün önünde kardeşimi aldı benden. O hainin canını almadan bana huzur yok. Şehzade Mustafa'ya karşı nedenle kuvvetli hisler beslediğinizin farkındayım. Onun hakkındaki düşüncelerimi de biliyorsunuz. Yalan değil. Yıldızımız hiç barışmadı. Hiç anlaşamadık. Ölümü belki de herkes için hayırlı oldu. Bilhassa sizin için. Sen ne diyorsun Rüstem Paşa? Aklını başına devşir. O benim abim. Senin ne hissettiğin zerre kadar umurumda değil. Benim huzurumda böyle konuşamazsın. Bağışlayın Şehzadem. Kardeşimi kaybetmenin acısıyla haddimi aşmış olabilirim. Lakin hakikat bu. Artık
artık Şehzade Mustafa yok. Buna göre hareket etmemiz lazım. Gün sizin gününüz. Bırakın da her zamanki gibi yanınızda olayım. Benden vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin ki tahtta yürüdüğünüz bu yolda en güçlü silahınız olabileyim. Rumeli Deysen iyice büyümüş. Asiler Edirne'ye yola çıkmışlar bile. O civardaki her köyden, her şehirden katılanlar oluyormuş. Şehzade Bayezid'in isyanı bastırmak için yola revan olduğu konuşulur. Hayırdır Hüseyin Çavuş? Aklında yine ne tilkiler dolaşıyor? Yeniçeri Kapıkulu ordusuyla hala seferde. Payitahttaki askerin büyük bir kısmı Şehzade Bayezid'le gidecek. Bu esnada bir kargaşa çıkarabilir. Rüstem Paşa'ya karşı yeniden harekete geçebiliriz. Sonra ne olacak? Saraya yürüyeceğiz. Saraya. Önümüzde duran herkesi kılıçtan geçireceğiz. Sonra da tahta Düzmece Mustafa'yı geçireceğiz. İstediğin bu mu? Bu yolun sonu yok Hüseyin Çavuş. Bizim meselemiz Rüstem'le. Er ya da geç onu ezip geçeceğim. Şimdi gitmem lazım. Şehzade Bayezid beni bekliyor. Sen ne diyorsun Atmaca? Askerler seni arıyor. Rüstem peşinde. Şehzade Bayezid'in canını bağışlayacağı ne malum? Ya seni kendi elleriyle Rüstem Paşa'ya teslim ederse? Aman diyeyim Atmaca. Ölümlerden döndün. Kendi başını yakma. Şehzade Bayezid'e güvenemezsin. Güvenirim. Çünkü rahmetli Şehzade Mustafa ona güvenirdi. Hem artık çok geç. Şehzade'ye haber yolladım bile. Rumeli'deki isyanı bastırmak için bizzat harekete geçeceğinizi işittim Şehzadem. Bugün yarın yola revan olurum. Kısa sürede isyanı bastırır, payitahta dönerim diye tahmin ediyorum. Rahmetli Mustafa abim diye biat ettikleri kişinin bir sahtekar, bir düzmeci olduğunu anladıklarında dağılacaklardır. Lakin yine de dikkatli olmak icap eder. Ummadık taş baş yarar. Malumunuz yeni ittifaklar kuruluyor. Ne demek bu, açık konuş. Kara Ahmet Paşa Şehzade Selim'e yakın duruyor. Keza Fatma Sultan da öyle. Zannediyorum ki Sokullu da bu ittifakın içinde yer alacak. İş bu vaziyette istikbaliniz tehlikede şehzadem. Zira divanda güçlü bir desteği olmayan şehzade kaybetmeye mahkumdur. Semiz Ali ve Hadım İbrahim Paşa? Daha evvel bana bağlıydılar. Lakin şartlar değişti. Ahmet Paşa'ya uymuş olabilirler. Siz onları dert etmeyin şehzadem. Haklarında öyle şeyler biliyorum ki size hizmet etmeye mecburlar. Saray ve devlet arkanının çoğu hala sana bağlı, öyle değil mi? Ne de olsa hemen hemen hepsini sen tayin ettin. Öyle. Ancak bu daha ne kadar böyle devam eder bilinmez. Bilhassa elimde veziri azamlık gücü yokken. Ahmet Paşa şimdiden tasfiyelere başlamış. Ben de seni veziri azam olarak görmek isterim Rüstem Paşa. Ancak hünkârımız gelmeden ne yapsak nafile. Sen gene de gönlünü ferah tut. Yal çaresini buluruz elbet. Çekilebilirsin. Şehzadem, bunu size gönderdiler.